Yetkililerin de var, hakimlerinki de yargıtayda bakılıyor. Kasten. Şey, ama hakimde şunu uygulamıyorlar. Şimdi normalde mesela haksız fiil sorumluluğun şartları neler? Kusur, zarar, illiyet var. Yani siz birine zarar verirseniz, zarar varsa maddi bir zarar. Yoksa zaten tazminat olmaz değil mi? Adama işte kırmızı ışıkta hızla geçtiniz, yeşil yanarken adam böyle durdu, önünde hiçbir zarar yok. Tazminat gündeme gelir mi? Gelmez. Zarar yoksa tazminat da yoktur. Zarar olacak. Kusur olacak. Şimdi ceza hukukunda kusuru biz ayırıyoruz. Kast veya taksir olarak. Ama hukuk davalarında bizim böyle bir ayrımımız yok. Kusura sonuç bağlanmış. Siz taksirle de zarar verseniz karşılayacaksınız. Örneğin kasten birisini arabayla çarptınız, öldürdünüz. Ceza alırsınız. Özel olarak düzenleme yoksa taksirden dolayı ceza verilmez. Düzenleme varsa ceza davalarında daha az verilir. Siz gittiniz arabayla, freniniz patladı, çarptınız, 2 yıldan 5 yıla kadar. Adama husumetiniz var, yolda da gördünüz, öyle davalar da var. Gittiniz arabayla vurdunuz, duvara sıkıştırdınız, 24 yıl. Bu ayrım bir tek nerede var? Ceza davalarında var. Hukukta yok. Hukuk kast taksir ayırmaz. Siz mesela birisini arabayla ezdiniz, manevi tazminat açısından fark eder ama ister kasten ezin, ister taksiren ezin, ödeyeceğiniz tazminat değişmez. Kan parası dediğimiz olayda. Yine tazminatınızı ödersiniz. Bir de illiyet bağı olacak. Yani fiilin doğal sonucu olacak gerçekleşen zarar. Mesela siz birisini çarptınız, bacağını kırdınız. Ambulansa yüklendi, giderken ambulans devrildi, adam öldü. Sorumlu musunuz? Ölümünden sorumlu değiliz. Çok güzel. Neden? Olağan illiyet bağı yok. Mesela doğal illiyete bakarsak biz, birisi tabancayla vurulursa tabanca fabrikasının sahibine bile dava açabilirsiniz. Tabi tabancayı üretmeseydi benim de adamım ölmeyecekti derdiniz. Ama bu şekilde bakmıyoruz. Doğal illiyete bakmıyoruz biz. Hani uygun illiyete bakıyoruz. Yapılan fiilin doğal sonuçlarından dolayı sorumluyuz biz. İşte hakimlerin tazminat sorumluluğunu da bu şekilde yapmamışlar. Kusur olacak, zarar olacak, illiyet bağı olacak dedik ya. Bu kusuru ayrıntısıyla düzenlemişler. Diyorlar ki hakim kasten diyorlar. Aykırı karar verirse. Hakim diyorlar, sırf kişisel husumet güderek diyorlar. Hukuka aykırı zarar verirse, maddi menfaat sağlayarak hukuka aykırı karar verirse veya diyorlar, hiçbirini kanıtlayamıyorsunuz. Verdiği karar kanuna bariz bir şekilde aykırı olursa, hiç rüşvet aldı şu bu iddia etmiyorsunuz ama verilen karar kanuna aykırıysa hakimin sorumluluğuna gidiliyor. Kusuru ayrıntılı olarak düzenlenmiş. Ve siz eğer hakime açtığınız tazminat davasını kazanamazsanız çok ağır cezalar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Öyle bir emniyete almış. Bir de şey zor yani, hakim o zaman karar vermez ki. Kendisi hani maddi şartları çok iyileşti artık, maaşlar iyi ama bu sefer tutuyorsunuz, aynı maaşı veriyorsunuz iki hakime, birisi aile mahkemesi, tamam boşadın, boşamadın diyor, öbürü ticaret mahkemesi, 40 milyonluk davaya bakıyor. Şey der ya, ben niye bakıyorum ki der, hiçbir güvencem yok derdi. Yargıtay. Buradaki üçüncü derece mahkemesi, en altta ilk derece mahkemesi, ortada istinaf mahkemesi, en üstte Yargıtay. Yargıtay sadece hukukilik denetimi yapıyor ve içtihat birliği sağlıyor. Demin söylemiştim, Yargıtay bu görevini yerine getiremedi ikili sistemde. İlk derece mahkemelerinin kararlarını düzeltmek için ne yaptı? İşin esasına girmek zorunda kaldı. En büyük iddialardan biri bu yeni kanunda. Diyorlar ki, Yargıtay istinaf sadece içtihat mahkemesi olma görevini yerine getirecek, vaka ve delillere hiç karışmayacak. Peki Yargıtay'ın iş yükü azaldı mı şu anda bölge adliye mahkemeleri kurulunca? Kısmen evet.
azalmış değil biraz şey koridorlar dosyalarla. Evet. Onun sebebi de şu, Bölge Adliye Mahkemesi kurulunca Yargıtay'daki mevcut davaları Bölge Adliye Mahkemesi'ne göndermediler. Yine bunlara Yargıtay bakacak dediler. Hatta onlar temize gitti ya, bozuldu diyelim. İlk derece mahkemesi karar verince tekrar Yargıtay'a gidecek. Bu nedenle iş yükü azalmadı. Ama Bölge Adliye Mahkemeleri hayata geçince onların iş yükü de azalacak. Artık yeni gelenler kesilecek. Yargıtay'da hukuk ve ceza dairelerinden oluşuyor. Sadece hukukilik denetimi yapıyor. Bu nedenle Yargıtay tekrar delilleri vakalara bulaşmıyorsa bilirkişi incelemesi de yaptıramaz. Ancak bazı kişileri ilk derece mahkemesi olarak yargılıyordu değil mi? Yüce Divan sıfatıyla. Evet. Hakimlere karşı açılan tazminat davaları burada açılıyordu. Bu tür ilk derece mahkemesi olarak baktığı konularda Yargıtay'ın bilirkişi incelemesine gitmesi de mümkün. Çoklu yargı sistemi var dedik. Anayasa yargısı, idari yargı üçüncüsü, adli yargı üçüncüsü idari yargı. İdarenin eylem ve işlemlerinden doğan davalara bakan mahkeme idari yargı. Burada tazminata da hükmedebiliyor. İşlemin iptalini de isteyebiliyorsunuz. Eğer mesela işlemin iptalini istiyorsanız iptal davası, tazminat da istiyorsanız tam yargı davası deniyor. İdari yargı da bakılıyor. Mesela kaymakamlığa ait kepçe birisinin evini yıkarsa hem tazminat davası var burada değil mi? Peki belediye istimlak etti, adama karar tebliğ etmeden binayı yıktılar. Hem iptalini isteyebilirsiniz, hem de zararınızın tazminini değil mi? İsteyebilirsiniz. Burada da 3 derece mahkemesi var. İlk derece mahkemesi idare ve vergi mahkemeleri. Bunun üstü bölge idare mahkemesi, en üstünde ise Danıştay var. Bilirkişiye ilişkin söyleyeceğimiz kurallar idari yargıda da kullanıyor, uygulanıyor. Ancak idari yargıda bilirkişiler reysen hakim tarafından seçiliyor. Bilirkişi reysen mahkeme tarafından belirleniyor. Bir de uyuşmazlık mahkemesi var. Uyuşmazlık mahkemesi de adli ve idari yargı merceği arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili mahkeme. Bunun başkanlığını Anayasa Mahkemesi'nden bir kişi yapıyor. Peki dedik ya bizde çoklu yargı sistemi var. Neden sadece adli ve idari yargı merceğilerini belirttik? Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla diğer mahkemelerin kararı çelişirse Anayasa Mahkemesi kararı esas alınıyor. Ona öncelik veriliyor. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi kararının diğerleriyle çelişmesi mümkün değil. Peki birisi diyoruz idarenin eylem ve işlemlerine bakıyor. Birisi normal insanların değil mi? Nasıl görev ve hüküm uyuşmazlığı olabilir? Mesela birçok şeyde istihkak davaları adli yargıda açılıyordu. Belediye sizinle ilişkiler ederseniz de adli yargıda açılıyordu. Veya uzun süre kamulaştırma kararı almıyor. Sizin arazinizi yeşil olanı olarak belirtiyor belediye. Yanınızdaki arazi almış başını gitmiş 15 kat artmış. Ama belediye size para vermemiş. Sadece tapuya yeşil alan diye bir şey açmış. Siz arazinizi satamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Elinizde tek bir yol kalıyor. İmar planının iptali davası. Veya kamulaştırma yapıyorsunuz. Belediyede falan yok. Burada davaların bir kısmını şeyden açtılar. Adli yargıda istihkak davası olarak. Dediler ki, belediye dediler. Ha benim arazimi belediye işgal etmiş. Böyle bir şerh düşmüş. Ben bina yapamayım, kullanamayım. Ha üçüncü bir şahıs gelsin orayı mafya otopark olarak işlesin. Hiçbir farkı yok dediler. Yargıtay evet dedi, doğru dedi.
İşgal edildikten sonra hem belediye işgal etsine hem üçüncü kişilerin tazminat davalarını kabul etti. Daha sonra kanun çıkarttılar, idare mahkemesi yapıp bakacaktırlar. İdare mahkemesi de baktı. Burada hüküm uyuşmazlığı oldu mesela. Bununla ilgili uyuşmazlık mahkemesi karar verdi. Şu anda tabii idare mahkemesinin görev alanına giriyor söyleyebilir. Yargılama faaliyetinde yer alan sujeler. Yargılama faaliyetinde yer alan sujeler dediğimiz zaman aklımıza kimler geliyor? Hakimler var, savcılar var, mahkemenin yazı işleri müdürleri var, başka mübaşirler var, avukatlar var, noter var. Ceza hukukunda daha fazla ama kitabımız özel hukuk açısından yazılmış. Hani sizde cezada bilir kişilik yapan var mı? Bizde cezada oluyor. Oluyor değil mi? Yani orada... Naylon faturalardan dolayı oluyor. Yine tutuklulukta tazminat. Tazminat da zaten fasıl. Orada oluyor değil mi? İktisat Dünyası Kursu'nda bulunuyor. Efendim davası açılıyor. Orada dolayı... Şey, orada şüpheli var, katılan var, maliye sorumlu olan var, değil mi? Suçtan zarar gören var, sanık var. Orada ilgililer daha çeşitli. İlk önce hakim. Orada bize sadece hesaplamayı soruyorlar yani. Tüm belgeleri vermiyorlar değil mi? Yani orada bizden istenilen şey, yani bununla ilgili bir hesaplama varsa, yani tazminat hesaplaması gibi. İçinin maddi kaygısı. Maddi kaygısı gibi bir hesaplama soruyorlar. Onun dışındaki bir şey pek çıkmıyor. Şimdi İlk baştaki hakim. Hakim hükmü kimin adına veriyor? Türk milleti adına. Üç tane erk vardır. Yasama, yürütme, yargı. Yargı bağımsız. Hakimlerin de bağımsızlığı güvence altına alınmalı. İdarenin memuru olursa bu güvence altına alınabilir mi? Hadi seni sürüyorum dese. Alınamaz değil mi? O zaman idari, hukuki ve cezai açısından hakimlerin durumu biraz daha iyi. Bir defa idari açıdan hakimler ve savcılar yüksek kurulu özlük haklarını yerine getiriyor, atama, terfi vesaire gibi. Değil mi? İdari açıdan özelliklere sahip. Kararı Türk milleti adına veriyor, sadece anayasal açıdan kanunla bağlı, başka hiçbir şeyle bağlı değil. Kararlarına müdahale edilmesin diye. Hakimlik güvencesi var bu bağımsızlığın sağlanması için. Hakimler 65 yaşında doldurmadan mağlubiyet hariç zorunlu olarak ne yapılamıyor? Emekli edilemiyor. Bir kadronun kaldırılması nedeniyle dahi olsa ödenekten yoksun bırakılamıyor. Buna hakim güvencesi deniyor. Hakimler başka cezai açıdan normal memurlardan farklı. Hakimlerin işlediği suçlardan dolayı daha fazla ceza veriliyor. Hakim rüşvet alırsa ne yapar? 1/3 oranında ceza artırılarak verilir. Normal bir kişiye bile. Tabi meslekten de ihraç edilir. Yine hakimlere işte atamaları ile ilgili de özellikle sağlanmış. Sınavla tanıyorlar. HSYK tarafından yerine getiriliyorlar. Hepsini söyledik. Savcılar daha çok ceza mahkemelerinde iddia makamı olarak yer alıyor değil mi? Kovuşturma aşamasını yürütüyor. Özel hukukta çok nadir savcılara iş düşüyor. Ve herhangi bir mesela evliliğin kutlanma davasında iş düşüyor. Başka nesep davalarından işte savcılara dava açma hakkı veriliyor. Ancak burada cezadaki gibi iddia makamı değil, davanın taraflarından biri oluyor sadece. Özel hukukta da açılabiliyor mesela. Evliliğin putlanı. Adam akıl hastası evlendirmiş. Savcı diyor ki hayır bu evlilik putlandır diyor. Dava açıyor. Veya geçen çıktı Türkiye'de de çok oluyor. Karnıyla kiminle evlenemezsiniz? Oğlunuzun eski eşiyle evlenemez baba. Çünkü o senin kızındır. Değil mi? Öyle birkaç kişi televizyona çıktı söyledi.
Bizim dedi işte oğlum eski eşiydi dedi adam. Savcı hemen davayı açtı orada evliliği. Mutlandı dedi bu evlilik geçersiz dedi. Nüfustakiler görmemiş. Bu davada iddia makamı olarak cezadaki gibi yer almıyor savcı. Taraflarından biri oluyor. Çünkü taraflar hallerinden memnun zaten. Savcı orada devreye giriyor. Hakimler söyledik, savcılar söyledik. Avukatlar, hukuk nazarında herkesin korunması gereken bir menfaati vardır değil mi? Davalı davacı olsun, sanık olsun. İşte hukukçu da bilgi ve tecrübesini bu kişilerin hizmetine sunan kişidir. Değil mi? Belli bir ücret karşılığında bilgi ve emeğini bu kişilerin adına beyanda bulunmak üzere onların hizmetine sunuyor. Başka yazı işleri müdürleri, onların görevleri neler, dosyaları aldığınız kişi. Mahkemenin iç işleyişinden sorumlu, oradaki personelin başı zaten değil mi? Dosyaların güvenliğinden, mahkemenin düzeninden sorumlu olan kişi. Mübaşirler, duruşmayı alınırken düzeni sağlıyor. Değişik bir ses tonuyla bağırıyor değil mi? Burada da öyle mi? Dikkat çekmek için. Oradaki disiplini sağlıyor. Duruşmanın alınış sırasını belirtiyor. İşte hakim geldi. Ayağa kalk, ayağa kalk. Hemen böyle aradan değil mi? Hocam, kalemdeki memurların burada bir işlevi yok. Nerede? Müdür, mübaşir. Ortada bir kalem çalışıyor. Var. Zabıt katibi evet. Var. Doğru, çok güzel. Onlar tam onu söyleyeceğim. Yaz işlerin içinde. Ama şimdi orada birçok memur var ya. Zabıt katibi yaz kızım dediğiniz zaman yazan kişi. Duruşmaların daimi tanığıdır. Duruşmaların tanığıysa altı